Merhaba arkadaşlar, bugün Farm Simulator 2019 ile sizlerle beraberim. Az uzun zaman oldu. Yani video atmadım. Biraz sıkıntılar oldu. Yani geçen HDS2 atacaktım fakat bilgisayarımda hard diskte biraz sıkıntı yaşadım. O yüzden bölümleri kaybettim. Haliyle zaten şeylerimi de kaybettim. Modlarımı. O yüzden Farming Simulator'de bir tane çöl yaması vardı biliyorsunuz bundan önceki videoda. Yani o map birazcık sıkıntılıydı zaten. O yüzden şey yapmadım. Orayı tekrardan o modu indirmedim. Yani olan map'ten yürüyeceğiz arkadaşlar. Yani o yüzden kısa kesip hemen hızlıca işe koyulacağız. Diğerindeki gibi fazla böyle yavaş ilerlemeyeceğiz. O yüzden buraya geldiğim için gene hızlıca hemen aldım malzemeleri. O yüzden hemen beklemeyelim diye getirdim. Yayına girmeden önce. Orada benim John Deere 700 kaçtı ya, öyle bir traktörü vardı. O yüzden fazla para kalmamıştı. Ben Fiat aldım. Nostalji tam. İyi olur. Sonra Joskin. Remork aldık. Biçeri büyük aldım arkadaşlar. Çünkü önceki videoda sonradan jeton düştü. Niye derseniz. Büyük biçer daha iyi. Hem gücü yüksek. Üstelik büyük bıçakla giriyorsun. Tarlaya örnek veriyorum. İlk oradaki videomdaki biçerde 10 dakikada biçiyorsa bununla 5 dakikada yarı yarıya indiriyor yani arkadaşlar. O yüzden bunu aldım. İsterseniz fazla başlamadan hemen göstereyim biçerimizi. Yani bayağı büyük hem de çok güzel görünüyor yani. Bu bıçak yani tabla. Yani bayağı bir uzun. Yani bilerek case'in şeyini aldım. O yüzden hızlıca biçelim diye. Yani onu takacağım buna. Çünkü bunun ideali bıçağı çok küçük buna göre. Yani 9 santim bu 12 santim mi sanırım? Yok. 6 santim. Bu. Sanırım karıştırdım. Birazdan bakarız arkadaşlar. Sorun değil o. Tekerleğimizi bir toplasın. Evet. Şu ayarlamayı yapalım. Bu sanırım ideal. Evet. Biçerimizi de açalım. Tarlayı satın aldım arkadaşlar. Yoksa 600'lerde bir şeydi, 600 binlerde. Yani yine dediğim gibi arkadaşlar, yani asla hile yok. Kafanız öyle bir şey oluşmasın. İsterseniz göstereyim. Biçerimiz. Hayır, geri gel. İdeal 465 liraya almıştım. Ben kaç lira başladım? Onu unuttum ya. 1,5 trilyon. İşte onunla başladım, milyonla herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Fiyatımızı aldık. 59 milyar. Sonra remorkunu aldık. Onun. Şurada 35 milyar. Mısır kesicisi değildi onunki. Normal keseciyi aldık ona. Onu da bunu aldık 89 milyara. Yani normal fiyat yani arkadaşlar. O kadar abartılı şey yapmadım. Ama bilerek baştan sağlam makineler aldım. Uzun ömürlükte olsun diye. Yani ikide bir satın alma şey olmasın diye. Ayrıca yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 35 ile biçiyorum yani. Diyeyim.
Aşağı gördüğünüz gibi tarlayı neredeyse yarılayacak kadar büyük bir tablası var yani. Yani biçer de bayağı sağlam. İki de bir almaya gerek yok yani. Burada ismi ne bilmiyorum ya. AG Akkolu. Böyle bir isim koymuşlar da anlamadım ben. Arkadaşlar yani hile de yapılır da yani mutlaka bütün oyunlarda hile yapılır. Yani hilesiz olmuyor. Mesela GTA 5'te hileli kullanıyorum ben. Yani hile dediğim araba daha hızlı gitsin diye. Yani roket kullanıyorum bazen. Yani yan hilelerde. Yani F4'teki yani oynayan hileyi kullananlar varsa bilir. F4'ten hani yan yamaya giriyoruz. Yani oradan hile yapabiliyoruz. Adamı oynayabiliyoruz. Falan öyle bir özellikler var. Onun gibi yani bunda da yapılır. Ama fakat yani bu şekilde gidelim. Olmadı. Onu da yaparız. İsteyen olursa. Ama hile tarafı değilim bu oyunda yani. Yani zaten oyun fazlasıyla para veriyor. İş görevleri yaptığınızda. Yani gördüğünüz arkadaşlar yani illa ev almaya gerek yok. Yani ilk başta sağlam ekipmanlarla başlarsınız. Girdiğiniz tavla sağlam olsun. Sonra gerisi gelir. İkide bir. Yani ekipmanlara para vereceğinizi bir kereliğine sağlam alın. Yani o yüzden ben onu yapmaya düşündüm. Şimdi buradan gelen parayla mısır biçme makinesi alacağız. Şu büyük tarlayı satın alacağız. Aa, satın almadım ama ben orayı unuttum. Neyse. Artık burayı birkaç kere ekip şu kamera modlarını karıştırıyorum ya. Tabloyu indireyim derken. Arkadaşlar oraya 1 trilyon para istiyor ya. Yani şu tarlaya kocaman. Şuna bakın, kocaman tarla. Yalnız oradan gelecek slash'lar da çok fena para yapacak. İçeri bir hızlandırdım arkadaşlar. Hem videomuz da şey olmuş olur. Daha iyi olur. Uzun olmalı. İşlerimizi daha hızlı halledebiliriz bu şekilde. Şu biçmeye başlarken ağırlık binince böyle sesi kısalması çok güzel olmuş bu olay ya. Mesela şimdi görürsünüz. Bakın şimdi. Ekim bitince sesi yükselecek. Güzel olay. Ayrıca şimdi o zaman şimdi aklıma geldi. Madem büyük bir şeylerden başlamak istiyorsun, niye fiyattan başladın diyeceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 150 lira para var. Yani şu an traktörle önemli bir işimiz olmadığı için, daha çok ekip biçmeyle alakadar olacağımız için
Yani o yüzden büyük bir motora şu anlık ihtiyacımız yok. O yüzden ucuzdan başladım ki cebimizde az para kalsın. Başka bir şeyler de yapalım zihniyetindeyim. Şuna bakın arkadaşlar. Bak, gazı bastığımda nasıl ileriye gidiyor. Ve şu süspansiyona bakın tekerlekteki. Yani araba sallandığında koltuk oynuyor diye gösteriyor. Arkadaşlar şimdi daha şu uçlardaydık herhalde, daha yeni yeni. Bundan önceki o Farming Simulator 19 videomdaki o biçtiğim tarlada biraz salaklık yaptık. Küçük biçer aldık. Ama malzemelerimiz sağlamdı. Olmadı. Sonradan geldi aklıma. Yani böyle de fırsat geçmişken dedim. Değerlendirdim. Yani büyük aldım her şeyi. Arkadaşlar kurtaramadım. Hard diskimde biraz sıkıntı oldu. Yoksa o map'teki Farming Simulator 19'a devam edecektim. Ama kaybettim maalesef. Gene aynı şeye kadar devam edip, yani sizinle bıraktığımız yere kadar gidip başlayasım vardı da çok uzun olacak. Bayağı bir zaman geçecek aradan yine. Ki uzun zamandır da video da atmadım. O yüzden güncel oyunun maplerinden başladım. Niye oyunun başladığı yerden girmedin derseniz, arkadaşlar şurada zaten depo var. Oraya gidip satın almayız, vermeyiz. Oradan hemen satıp para alıyor zaten. Hem yanımızda, arkamda, şimdi döndüğümde görürsünüz. Şurası slash yer arkadaşlar. Oraya da gerek satın alma bölümleri orası yine. O yüzden iyi oluyor. Mağazaya da yakın. Şurada hemen mağaza. Şu ağacın arkasında böyle budağın arkası hemen. Dağ dedim, tepenin arkası. O yüzden çiftliği bu tarlaya kurmayı düşünüyorum. Döner misin? Döndü. Elimize para geçtikçe bu tarla, işte ahırlar, yani meralar olacak, tavuk, koyun, inek, onları buraya yerleştireceğim, bu tarlaya. Çünkü burası ideal. Çünkü büyük tarlayı da satın aldığımız zaman oradan gelen hasılatla buraya çok güzel doldururum ben, yani inekleri. Oyun güzel olmuş arkadaşlar yani. Yani olumsuz yönlerim tabii ki olur. Bütün oyunlarda var. Ama yani önceki oyunlarına göre bayağı güzel yapılmış bir oyun. Yani birazdan eğer römork tam dolu varsa, dolduğu an ben size tekerlekleri bir göstereyim yani.
ETS'de bile olmayan şeyi yapmışlar. Tekerlek çöküyor. Yani oturuyor. Haydi. Yani bu tarla tam ideal, o yüzden burayı satın aldım. Üstüne üstlük de soya fasulyesi bu oyunda en fazla para yapan mahsul. Tarla bitti zaten. Önceki videoda ben bayağı bir ilerletmiştim. Yani bayağı ileri seviyede başlayacaktık bir dahaki videoya. Yani balyalar yapmıştım, satmıştım. Yeni biçer almıştım bu biçerde. Ayçiçeğine girecektik fakat bilgisayarda sıkıntı olunca kaldı. Tarlamız bitti sayılır. Yalnız o tarlanın satın alınmadığını aklıma gelince çok fena üzüldüm. O tarlanın satın alınması lazımdı. Yalnız çok pahalı arkadaşlar. Şimdi bir daha bakarız. Yanlış tarlayla karıştırmıyorsam. Yani buraya bile 600 çektiyse orası rahat ya, 1 milyonlardadır yani, 1 trilyonlardadır. Normal yani. Bu tarla bizim depo şeyi tam dolduracak herhalde, aynı. Biçerin deposunu. Arkadaşlar gördüğünüz şu hız limitinin olduğu yerde anahtar simgesi var yani. Ayar gibi gözüküyor. Normalde hani ayar diye gözükür ya. O mesela arkadaşlar arabanın yıpranmış özelliğini gösteriyor. Yani o azaldıkça araç yıpranıyor, boyası kalkmaya başlıyor. Eğer araç yıprandığında, eğer fark edersem size gösteririm, böyle aracı yakınlaştırıp. Tüh, geç baş girdik. Tarla bitti. Depoyu da doldurmadı.
Şuralarda bıraktığımız oldumuş. Köşelerde. Yok. Sanırım aynen yok. Açalım borumuzda. İşte efsaneler efsanesi Türküyalar arkadaşlar. Çok güzel yapmamışlar mı ya? Ben bayıldım yani. Yalnız içeride çok güzel gözüküyor. Şimdi bize dolduralım bir. Şöyle her tarafına doldurmaya çalışalım. Kaç lira para alabiliriz acaba buradan, merak ediyorum ya. Keşke 100 lira para gelse de gelmez. O zaman 250 lira para olur. Yalnız bizim biçer bug'a girmeye başladı. Ne olduysa. Şimdi fark ettim. Neyse. Sıkıntısı çıkar birkaç gün. Allah Allah. Bizim traktör bunu taşımaz bile be. Çünkü römork buna göre çok büyük. Şu an bug'a gitti. Çalışırken yapıyor herhalde. Tekerlekler kirlenmiş. Şu olay ETS'de bile yok. Oo, çekmiyor.
İçi bile aynı arkadaşlar ya. Yanlışı zorlanması hoşuma gitti. Ya bu tarla çok pahalı ya. Arkadaşlar tekerlekleri gördünüz mü? Nasıl çökmüş? Yani tekerlek azıcık ovalleşmiş. Al gayret. Gördünüz mü? Gazdan ayağını çekiyor. Kaç lira para alacağız merak ettim. Bakın şimdi tekerlek hemen çökecek. Nasıl oturdu? Oo tek havada kal traktör. Traktör yani o kadar kötü olduğu için, yani kötü dediğim ağır bile olmadığı için, sağlam traktör olduğu için havada kalıyor. Ama aklımda bir şey var arkadaşlar. Kaydetti. Sonra piyasaya bir bakalım. Ona göre satış yapalım bence. Merkezi tahıl ambarı 197'den oluyor. Başka da yok. En yükseğini restoran alıyor. Soya fasulyesi. Aslında oraya mı götürsek? Arada 200 lira fark var. Bence oraya götürelim. Ha gayret. Oradaki 200 lira 200 liradır arkadaşlar. Traktör çok güzel olmuş ya, bayıldım. Şu oynama çok güzel olmuş olay. Koltuğun oynaması. Traktörün sesi değişti ya. Şimdi bizim altımızda John Deere olsaydı veya bir Fendt çoktan varmıştık mağazaya herhalde. Şey, restoran. Bu arada restoran nerede bizim? Aynen mağazanın yanındaymış, doğru hatırlıyorum.
Mağazaya da gelir bunu satalım, sonra videoya son veririz büyük ihtimalle arkadaşlar. Ben büyük ihtimalle o tarlayı bir daha bir eker biçerim. Şöyle bir iki kere bir eker biçerim. Sonra tekrardan birkaç malzeme aldıktan sonra sizle beraber tekrardan devam ederiz arkadaşlar. O zaman şimdi diyeceksiniz birkaç kere ekeceksin. Bayağı bir zaman alacak yine diyeceksiniz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Oyunun zamanını hızlandırma var. Yani sağ üst köşede güneş var bakın arkadaşlar. Saat var. Şu an orası 10.04. İyi izleyin şimdi arkadaşlar. Bakın 5, 15, 30, 120 nasıl ilerliyor gördünüz mü saat arkadaşlar? O şekilde zamanı hızlandırıyorsunuz. Mahsulleriniz hemen anında büyüyor ve hasada başlıyorsunuz. Yalnız yük binince 34'e çıktı. 35, 36. Bakalım. Gazdan çekelim. FPS düştü yine. Yapma. Eğit be. Fiyat var tabii çekeceğim. Ne zorladık traktörü be. İşte böyle durumlarda güçlü traktör lazım. İşte şimdi bana hak vermişsiniz arkadaşlar. Yani neden hep en iyilerle başladığımda. Şu ana kadar çoktan gelmiştik buraya zaten. Onu geçtim. Güçler önemli. Boşaltalım. Bakalım kaç lira para olacak. Yalnız umduğumdan fazla para gelecek ha. Gibi. Hadi 250 ol. Yok, az gelecek herhalde. Şu an hadi. Hemen hemen 91 milyar para geldi. Allah'a şükür ama sıkıntı yok. Güzel para. Yani o tarladan 91 milyar aldıysak koca tarlaya ekmiş olsaydık şu an düşünemiyorum. Bayağı zengin olurduk yani. Oradan dönemiyormuşuz. Dönemiyormuşuz. Şuradan hemen bir mağazaya girelim. Ha bu arada ben bıçak da almıştım. O mısırları ekmek için. Ama şu an
Onu alırız ama tarla var mecbur. Tarlayı satın almamız gerekiyor. Şu anlık aldığımız iyi oldu. Ne yansı olsa alacağız. Hemen mağazaya bir girelim. O tarlaya ekmek için. Şimdi ne alalım? Ne alacaktık? Bence bu iyi para da, fakat para kalmayacak bizde. Bu 76 liraymış. 3100 litre. Hepsini alıyor, evet. 3100 litre. O ne kadardı? 8000. Arada bayağı bir fark var. Kiralasak mı ki? Kiraya ne kadar geliyor? Kiralama 17 milyar. Aslında çok iyi fiyat. Zamanı hızlandırıp ektikten sonra bunun fiyatı çıkar bence. Yalnız alalım bunu, 224. Tohumlarla yetiştirebilir miyiz? Onu düşünüyorum, fakat alamayacağız. Arkadaşlar, bunda pullukla falan tarlaya girmeye gerek yok. Bununla direkt tarlaya hem pulluk gibi sürüyor, ekiyor, biçiyor, her şeyini yapıyor, ilaçlama hariç, gübreleme hariç. Tamamen tarlayı hazır şekilde size bırakıyor. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Bu niye bu fiyatta ki? Bence bu da güzel. Uzun gibi. Boyutu 14. Bu 15. He, bir santimden alıyor. Biz buna niye bakmıyoruz ki? Doğru. Bu hepsinden büyük. Remote mu? Nasıl yani, remote'ların arkasına mı bağlanıyor? Ne için bu, anlamadım. Neyse. Ya en iyisini almalım diyeceğim. Alalım, kredi çekelim. Sonra öderiz. Satın al. Evet. Ok. Yalnız bizim traktör buna inşallah yeter. 199 keve. Bizimki kaçtı? O yeter ya. Aynen. Şimdi buna torbalarını da alalım. Bu 4 milyar paramız kaldı. Oh, ben hiçbir şey kalmayacak diye korkmuştum. Bence hiç kredi çekmeye bile gerek yok. 14 milyar iyi fiyat. Kiralama bir şey de yapmadık. Bence iyi. Revolvumuzu bırakalım. Şuraya bir yere. Tren geliyor. Ha, gelmiş bile.
Traktör çöktü be. Doldur hemen. Arttırıyoruz fiyatı. Şöyle yapalım. Üç torba yarı yapıyor herhalde. Aynen. İki tane daha alalım. Biterse ben gene gelirim. Bir. İki. Oo, tam yetti. Çok güzel. Buna başka bir şey daha ekleyebiliyoruz sanırım. Çünkü bakın, sıfır yazan bir yer daha var. Gübre herhalde. Bir bakalım. Hemen ona bakalım, sonra videomuza da son verelim arkadaşlar. Fazla uzun olup size de sıkmıyorum. Gerçi şuradan bakabiliriz ya. Neredeydi? Mibzerler. Hangisini almıştım ben? Amazon. He. Kışmanın bir yaprak. Yok, bunlar değil. He. Katı gübreleyici de alabiliyoruz içine. Çok güzel. Sekiz milyar karaba aldı ya. Aynen. Üç torba tam yetiyormuş buna da. Güzel. Sevindim. Yalnız traktöre bakın arkadaşlar, çöktü. Traktörü ne zorladık be. Evet, bu tarlaya götürüp bırakalım, videoya son verelim. Buradan çekecek mi ki bu? Yalnız ekim makinesi çok büyük. Tekerlekler gitti ya. Ben çaldım arkadaşlar, yanlış anlamadım da. Sonra. Keşke bunda patos da olsa, çok güzel olur, eğlenceli olur da. O yok. Biçerlerle hallediyoruz. Ya. Sıkıyoruz ondan sonra. Kablolar baktı yine. Şuradan girelim.
açalım. Bu olayı sevmiyormuştu. Makineyi çalıştır. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hemen bırakıyor. Yalnız yanlış seçtik. Ektik buraya. Yapacak bir şey yok. Tohum seç. Soya fasulyesi yap. Tamam. İşçi kiralayalım da. Göstereyim size ben de. Yani hiç gerek kalmıyor o yüzden. Yalnız bizim kiralık işçimiz kadınmış. Neyse. Çok bir şey. Şöyle durayım. Evet arkadaşlar. İsterseniz burada videoyu sonlandırayım ben. Bir dahaki videoda bu tarlayı ben bir kere daha eker biçerim. Azıcık para geçtikten sonra birkaç malzeme daha alırım, sonra bırakırım. Öyle bir dahaki videoya gelirim. Sonra büyük ihtimalle şu tarlaya koyuluruz. Büyük tarlayı alırım ben. Ondan sonra işler bayağı büyür. Buraya da yerleşiriz zaten. Ev satın alırız. Zaten bir dahaki videoya ben bayağı bir şeyler satın alırım. Bırakırım. Yalnız paramı da yemeye başladı. Para kalmadı. Ben ekemeniz. Dur. Evet arkadaşlar, o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bir dahaki videoda daha gelişmiş şekillerde devam ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.